Şu anda Starbucks'un önündeki sırayı, kuyruğu görüyorsunuz. Yani bugün o müze kuyruğundan sonra bir de bu sıraya geçer bir kahve için bekler miyim bilemiyorum. Yani olacağı bir Starbucks kahvesi diyeceğim ama burası bildiğimiz Starbucks'lar gibi değil şimdi. O da bir gerçek. Evet, burada da gayet ihtişamlı bir girişi var. Ve içerisinde son derece hoş görünüyor. Üst katına çıkan insanlar görüyorum. İçerisi oldukça kalabalık görünüyor. Çok da net değil tabii ama şöyle yakınlaşmaya çalışayım. Yani çok da fazla bir şey görünmüyor dışarıdan. Kahveleri güzel kahve çekirdeklerinden kavrularak yapıldığı vesaire söyleniyor. Diğer Starbucks kahveleri gibi değilmiş söylenene göre ama yani nereden baksanız yine bana Starbucks gibi geliyor. Şu kuyruğu bekleyeceğimi çok da zannetmiyorum. Her iki Alp'te uyurken. Biz galiba dışarıdan görmekle yetineceğiz. Bir içinde şöyle bir şey var. Her yerde sıra var. Her yerde bir yerlere girmek için, bir şeyler yapmak için sıra beklemeniz gerekiyor. Ve bu sıraları beklerken de görevliler belli bir insanı alıp geri kalanını bekletiyorlar. Şu anda da mesela şu an almaya başladılar. Birazdan tekrardan durduracaklar almayı. Çünkü tahmin ederseniz kalabalık bir ülke burası. Çok sayıda insanı almak içeride izdihama sebep olacak. Bu yüzden de belirli aralıklarla belirli sayıda insanı alıp tekrar, bakın şu an gördüğünüz gibi duruyorlar. Bir süre sonra belki biraz sakinleşmesini bekliyorlar o sırada, en azından sipariş verilen kısmın. Sipariş kısmı sakinleştikten sonra bir miktar daha insan içeriye alıyorlar. Yani o yüzden bu kuyruklar bu kadar çok uzuyor ve bu kadar uzun süre bekleniyor. Geliyorlar. Bir şeyler içerlerse de ya
barın kenarına oturup içiyorlar. Ya alıp ellerinde geziyorlar. Etrafta satın alacak çok fazla ürün var. Gerek kahve, gerek yanına yemelik bir şeyler, gerekse Starbucks'ın işte bildiğiniz bu kahve takımları vesaire. Ama bildiğinizden çok daha fazla. Gerçekten çok çok fazla çeşit var. Arkamda da görüyorsunuz biraz. Ayrıca bunun dışında Starbucks markalı işte giyim ürünleri, aksesuarlar vesaireler var. Bayağı yani güzel olmuş aslında yani. Havalı olmuş. En azından öyle diyeyim. Kahvelerini kalitesini bilmiyorum çünkü ben bunu çok fazla kahve içtim. Genel olarak Starbucks kahvesine karşı önyargılıyım demeyeceğim. Önyargılı değil. Yani sevmiyorum. İçmiyor değilim. İçiyorum ama sevmiyorum. Ama burası farklı olduğuna eminim. Ama gerçekten deneyemeyeceğim. Çünkü gerçekten çok fazla yiyip içtim bugün. İçeriye gezmek istemiştim. O yüzden girdim. Yani burası insanlar gelsin, muhabbet etsin, takılsın, kahvelerini içsin diye bir mekan değil bana kalırsa. Sadece enteresan olsun diye, ilginç olsun diye yapılmış. Ve insanların aynı bugün bizim olduğu gibi gelip görmeye geldikleri, sanki turistik bir yermiş gibi görmeye geldikleri. Ve tabii gelmişken de bayağı alışveriş ettikleri bir yer haline gelmiş. Yani bu insanların bir daha gelmesine zaten bence Starbucks'ın ihtiyacı dahi yok. Gerek yok yani. Bunlar bir kere gelseler, her gün böyle birer kere bir insanlar geliyorsa eğer, sadece Çin'den değil dünyanın her yerinden, buraya zaten yeter artar. Şu an Starbucks'tan çıktık. Hatta hala arkamda görüyorsunuz zaten. Fiyatlarını soracak olursanız, ben videolarda çok fazla fiyatlardan bahsetmiyorum ve bununla ilgili aslında çok fazla soru alıyorum. Sanırım bundan sonra gittiğim yerlerden fiyatlarla paylaşmam gerekecek. Fiyatları açıkçası standart bir Starbucks kahvesinden bayağı hallice. Yani tabii cinsine göre değişiyor ama fiyatlar bir hayli yüksek. Fakat dediğim gibi buradaki kahvelerin kalitesi diğer Starbucks'lardan eminim ki daha yüksek. Ben deneyemedim az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Ama yine de bilmiyorum. Yine de Starbucks. Belki değer ya, bilemeyeceğim şimdi. Eğer gerçekten güzel bir kahve yapıyorlarsa fiyatlara değebilir. Yani ben kahveye pek fazla paraya da acımıyorum. Ben kahve seven bir insanım. Çok kahveye paraya acımam. Güzel kalitedeyse kıyılabilir. Ama yaklaşık aynıysa, hemen karşısında burada göstermedim ama hani burada Starbucks'ı gördünüz, hemen burada başka bir normal standart Starbucks kafe vardı. Yani gidip orada içerim eğer aynı kalitedeyse, tabii ki çok daha mantıklı olur. Burası da Spider-Man filmlerindeki ünlü pizzacı Joyce Pizza. Ben denemedim. Tunca daha önce denemiş. Pizzalarının fena olmadığını söylüyor. Burası da bayağı ünlü yerlerden bir tanesi burada.